Dostlarım, İstanbul 2 gündür çok sıcak. O yüzden pencereler açık. Eğer ses duyarsanız özür dilerim ama bugün birazcık rüzgarlı. O yüzden camları açtım. Evet, hadi videoya geçelim. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Özür dilerim bitki. Özür dilerim. Çok pardon. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep ve bugün sizlere Haziran favorilerimi çekeceğim. Haziran bitti. Yılın yarıladık. 6 ay sonra 2022 yıl önce olacak. Her neyse. Bu ay Haziran'dı. Haziran bitti ve bir sürü favorim var yine. Bir sürü farklı kategoriden. O yüzden çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Öncelikle filmlerden başlamak istiyorum. Bu ay favorim bir tane film var. Çok güzel filmler izledim ama bu aralarından en böyle öne çıkandı. O da Bo Burnham'ın Make Happy stand-up komedisi. Bo Burnham süper bir adam. Bo Burnham'ı çok seviyorum. Bo Burnham, Giles. Özellikle Vine'de popüler olmaya başladıktan sonra takip ettiğim bir adam kendisi ve gerçekten çok çok komik. Amerikan komedyenlerinin en sevdiğim Bo Burnham sanırım. Bo Burnham'ın make-up'ini tamamen ilk defa izledim. Ve çok çok beğendim. Gerçekten çok güzeldi. Beni ağlattı. Yani bilmiyorum, bir stand-up komedisinden alabileceğiniz her şeyi alıp daha da fazlasını alıyorsunuz üzerine. Komik, eğlenceli, üzücü, toplumumuzla alakalı çok değişik noktalara basan Bo Burnham'ı kesinlikle öneririm. Evet. Filmlerden bugünlük bu kadar. Şimdi şarkılar kısmına geçelim. Şarkılardan da birazcık anlamış olduğunuz üzere Eurovision büyüsünden hala çıkamadım. Bu ay gerçekten tek izlediğim şey Eurovision. Eurovision. Dinlediğim tek şey Eurovision. Hatta Eurovision filmini bile izledim Netflix'teki. Ki çok güzel değildi. Neyse, bu şarkıların hepsini benim aşağıdaki playlistimde, güncel playlistimde bulabilirsiniz. Playlistimi değiştim bu seriye başladığımdan beri. O yüzden aşağıdaki en güncel olan da bulabilirsiniz bu şarkıları. Evet, şimdi kitaplara geçelim o zaman. Bu ay bir tane video çektim. Burada bulabilirsiniz. Bence evet, bu taraftan. Bu tarafta bulabilirsiniz şu yukarıda. TikTok'ta gördüğüm en çok önerilen kitapları okudum orada. Favorim, bu ayki favorim o videodan yani. Eğer daha fazla detaylı şeyimi istiyorsunuz, görüşlerimi istiyorsanız o zaman o videoya tıklarsanız sevinirim o video. Daha detaylı görüşlerimi içeriyor çünkü. Ama bu ay en sevdiğim iki kitap da Madeline Miller'dan Achilles'un şarkısı ve E. Lockhart'tan Yalancılar. Birisi Achilles'un şarkısı. Yarı tanrı Achilles ve yaveri, yoldaşı Patroklos'un hayatını anlatıyor. En azından dramatize edilmiş bir şekilde. Çok çok beğendim. 5 üzerinden 5 yıldız verdim. Gerçekten çok güzel bir kitap. Madeline Miller'ın bir sonraki kitabı Ben Kirke'yi de aldım. Onu da okuyacağım. Kesinlikle öneririm. 5 üzerinden 5. Bir sonraki kitap Yalancılar ise birazcık daha düşündükten sonra en azından o videoyu çektiğimden beri. Yalancılar birazcık daha gözümden düştü. Ancak yine de güzel bir kitap ve 5 üzerinden 4 yıldız verdim. Şimdi konusunu anlatacağım. Ya zaten çok kısa, o yüzden konusunu çok anlatmak istemiyorum. Şey, Cadence diye bir kız var, bu ana karakterimiz. 2 yıl önce bir kaza geçiriyor ve oradan beri hiçbir şey hatırlamıyor. Yani çok çok büyük bir hafıza kaybı yaşıyor, benim şu an yaşadığım gibi Türkçe kelimelerle. Hafıza kaybı yaşıyor ve sonrasında kazanın olduğu yazlık larına, yazlıklarının olduğu adaya gidip anılarını tekrardan hatırlamaya çalışıyor. Bunu okuyoruz. Cadence'ın anıları gidip geliyor yani. Bazen 15. yaşındakini görüyoruz. Yani bu 2 yıl önce kazanın olduğu yazı görüyoruz. Bazen de şu anki Cadence'ı görüyoruz. Güzel bir kitap. Birazcık abartılıyor mu? Evet, ama kesinlikle okumanızı öneririm. Çünkü çok popüler şu an. Popülerken alın okuyun. Bir fikriniz olsun. Beğenip beğenmeyeceğinizi de bana yazın aşağı. Çünkü merak ediyorum. Evet. Yalancılar da böyle. Ardından bu ayki en sevdiğim diziye geçeyim. Şimdi bu diziyi birazcık değişik bir şekilde önereceğim. Çünkü bu dizinin ilk yarısı ilk yarısı gerçekten o kadar sürükleyici ki. İkinci yarısı çok değil. O yüzden sadece ilk yarısını önereceğim. Sonrasında bırakabilirsiniz bence. Bence hiç sıkıntısı yok. O da Startup, Netflix orijinal Kore dizisi. İlk Kore dizim bu. İzlediğim hayatım boyunca. Tamamen başından sonuna kadar. Ve
çok beğendim. Özellikle ilk yarısını. İlk yarısından ikinci yarısına geçerken öyle bir ton değişikliği oluyor ki anlıyorsun dizi tamam. Tamam, bu yolda ilerliyoruz ve bu yolu çok sevmiyorum ama ilk yarısı muah. Şimdi dizi şöyle bir dizi. Ay, isimleri okuyamayacağım ki ama ya. Sadece Nam Do-san'ı okuyabiliyorum. Nam Do-san'cıyız. Neyse dur. Şimdi ana karakterimiz Dalmi. İlk bölümü olduğu için anlatabilirim diye düşünüyorum. İşte annesi babası ayrılıyor. Kız kardeşiyle ayrılmak durumunda kalıyorlar. Ve çok yalnız büyüyor en azından bir dönem boyunca. Ve büyük annesi de çok akıllı bir şekilde ona yardımcı olan çocuktan Bayhan diyorlar. Çünkü Bayhan diyeceğim çünkü ismini okuyamıyorum. Bayhan'dan tabii o zamanlar 18 yaşlarında falan. Ona mektup yazmasını istiyor Dalmi'ye. Ve ondan sonrasında bunlar mektuplaşmaya başlıyorlar ama kesinlikle birbirlerini görmüyorlar. Tek sıkıntı, Bayhan başka bir isim kullanıyor. Nam Do-san. Nam Do-san ismini kullanarak Dalmi'ye mektup atıyor. Ve Dalmi de bu yaşına kadar hep Nam Do-san'ı arıyor. Nam Do-san'ı arıyor ve bütün standartlarını Nam Do-san'a göre şey yapıyor. Tam Zeynep Serdaroğlu'nun yapacağı iş. Dalmi tamamen bütün standartlarını Nam Do-san'a göre oluşturuyor. Ve bu yüzden kimseyle çıkmıyor. Kimseyle sevgili bile olmuyor. Hani Nam Do-san'ın yanında bunlar da kim? Kafasında kendisi. Neyse yıllar geçiyor. Tabii Bayhan'la Dalmi mektuplaşmayı bırakıyorlar. Sonrasında Dalmi kız kardeşine inat. Çünkü kız kardeş çok zengin oluyor, şirket falan kuruyor. Kız kardeşine inat, kendi hayatını güzel göstermek için Nam Do-san'la sevgili olduğunu söylüyor bir yerde. Ve sonrasında o büyük anneye bir iyilik olarak ve sonrasında bir şekilde büyük anne de bu Bayhan'dan bir dilek istiyor. Diyor ki hani bana Nam Do-san'ı bul. Her neyse Nam Do-san'ı buluyorlar. Ve ondan sonrasında da böyle bir aşk üçgeni meydana geliyor. Evet. Çok kötü anlattım sanırım. Çok kötü anlattım. O yüzden şu an Netflix'te yazan şeyi okuyacağım. Konuyu. Dizinin konusu. Şirketlerinin geleceğin Google'ı ve Amazon'u olmasını hayal eden ancak bu konuda hiç de umut vaat etmeyen iki farklı kişinin etrafına dönmektedir. Aynı hayalin peşinden koşan bu ikili bir gün karşılaşır ve birbirlerine destek olup birlikte işlerini geliştirirler. Steve Jobs gibi biri olmayı hayal eden CEO Dalmi, kendi şirketini kurabilmesi için 90 bin dolara ihtiyacı vardır. Samsung Tech'in kurucusu olan Nam Do-san, 15 yıl önce matematik olimpiyatlarını en genç kazananın unvanına sahipti ve ailesinin gurur kaynağıydı. Ancak 2 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte kurduğu şirket içler acısı bir durumdadır. Bir gün aynı hayali paylaştığı CEO Dalmi ile karşılaşır. CEO Dalmi onu ilk aşkı olduğunu zanneder işte o mektuplardan dolayı. Nam Do-san bu yanlış anlaşılmıştır. Gerçeğe dönüştürmek umuduyla bir başlangıç yapmaya karar verir. Girişimcilikle alakalı güzel şeyler nedir ön ismi öğrendim. Diziyi izlerken sosyalist beynim kapanıyor ve kapitalist Zeynep açılıp ondan sonra bu dizi ne kadar da güzel. Girişimcilik çok desteklenmeli diye düşündüm. Güzel bir diziydi. Dediğim gibi ilk yarısı ikinci yarısından daha güzeldi. Merhaba dostlarım. Şunu birazcık açıklığa getirmek istiyorum. Ben ilk yarısı ikinci yarısı diye ayırdım ama hani birazcık baktım tekrardan bölümlere. 16 bölüm sezon. Ve son 3 bölüm falan beni birazcık rahatsız etti. Çok her şeyi çabucak kapatmaya çabucak şey yapmaya çalışıyorlar gibi hissettim. Yani bazı şeyler böyle o kadar çabucak kapandı ki underwhelming yani hayal kırıklığına uğrattı. Ama onun dışında bence gayet güzel bir diziydi. Kesinlikle Kore dizisine başlayacaksınız bir tane. Öneririm Startup'ı. Onu da önerirseniz bir sürü başka dizi, Kore dizisi beğenebileceğimi düşündüğünüz yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Evet. Birazcık gerçekten Türk dizilerini andırıyor. Türk dizilerinin neden bu kadar Kore dizisinden uyarlama dizi aldığını, en azından yaz dizilerinin çoğunun o senaryosundan olduğunu çok net anladım yani. Şimdi diğer şeylere geçelim o zaman. Diğer kategorisi bu az önceki bahsettiğim 4 kategoriye de sığamayan çok daha farklı şeyler oluyor. Favorilerimde bu ay diğer şeylerde en çok şey var. Öncelikle aşı oldum. Aşı olun arkadaşlar. Lütfen. Aşı size çıktığı zaman gidin, randevunuzu alın ve aşı olun. Lütfen. Hem sizin sağlığınız için, hem başkalarının sağlığı için. Evet. Aşı oldum. O favori şeylerimden biriydi çünkü aşı olmayı bekliyordum. İkinci favori şeyim. Aşağı linkini koyarım bu web sitenin. Bir tane web site buldum. Coğrafya ile alakalı quizler falan var. Hayatımın amacı haline getirdim. 196 ülkeden 196'sında yazıp 15 dakika içerisinde tamamlamayı. Şu ana kadar en yüksek 171 ülkeyi yazdım. 171 ülkeyi sayabiliyorum aklımın bir kısmından. Aşağıda linkini koyarım. Bence çok eğlenceli. Ben çok seviyorum. Böyle yazıyorum. Her gün bir kere giriyorum zaten. Her gün acaba bugün skorumu geçecek miyim? En yüksek skorumu. Ve bu ayki son favorim. Popeyes Chicken Sandwich'i var. Aldım ve hayatımda yediğim en iyi tavuk burger. Hayatımda yediğim en iyi tavuk burger. Hayatımda yediğim en iyi hamburger. Bunu söyler miyim? Hayır.
Hayatımda yediğim en iyi fast food hamburgeri. Okey, bunu söylerim. Tavuğu çok güzel, koydukları mayonez çok güzel, turşu çok güzel, ekmeğin kendisi çok güzel. Yemek öneriyorsam gerçekten çok sevdiğim içindir çünkü yemek çok önermem. Popeyes Chicken Sandwich fanıyım. Bu ay iki kere yedim. İkisinde de beni asla hayal kırıklığına uğratmadı. Bir gün deneyin. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Birazcık gecikecek bu video. Özür dilerim tekrardan. Yaz okulundayım o yüzden. Umarım iyi bir Haziran geçirmişsinizdir. Sınavlarınız nasıl geçti biliyorum. Sınava giren çok fazla insan var. Kardeşim dahil, arkadaşlarım dahil. O yüzden sınavınız nasıl geçti lütfen aşağıya yorum yazın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.